Çok'un çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda ne yapıyoruz? Cantu'nun, Tuğkan'ın ve Çabi'nin... Hay Allah'ım ya Rabbim ya Lüsilallah ya. Salyalar akmış çocuğum, bana koyulmaz ya. Evlerini geziyoruz, ev turu yapıyoruz ama normal bir ev turu yapmıyoruz. Acılı ev turu yapıyoruz. Yanımızda 500 bin skovil ve 6 milyon skovil. İnanmıyorum, yalan. 500 bin skovil vermedi bize. 1 milyon, 1,5'u var bak. Konuştuk bunu bütün ekip olarak, hep beraber sohbetini yaptık. O 500 bin falan değil, o zehir amına koyayım. Biberlerimiz var, acı soslarımız, acı özütlerimiz var. Daha önce... Ya yok yok. Ya Flavor siktir it, gözünü seveyim, bizi sikiyorsun orada 1 milyon yedim diye, 4 kaşık yedin hiçbir şey olmadı. Duruyor evde bir kaşık, gel vereyim ağzına. Gel in aşağı vereyim ağzına şu an. Götürüyor mu? Gel o 500'den vereyim bakayım, 500 müymüş o? Gelme, yok, yıkadım hepsini. Bu arkadaşlar bu acıdan... Tüy lan, yere de yapmadı amına koyayım. ...hiç yemediler. Kendi yayınlarında izleyip acı olmadıklarını düşündüler belki de. Kapıdan içeri girer girmez bir kaşık acı ağızlarına vereceğiz ve yanarak bize evleri... Vallahi olsaydı gel derdim. Oğlum yok evde, geliyorsun ya amına koyayım. ...gezdirmelerini isteyeceğiz. Gelsin bakalım de, yok. Neler olacak, haydi. Ama Orkun'dan isterim. Bende 1 milyon var, gidip siktirik lan. Önce ufak acımızla başlayacağız. Bu bizim... Baksana oğlum, bu mor, bu zehir, zehir rengi var üzerinde. Görüyor musun? Dominik, bak bak bak. Egzat. Görüyor musun? Kırmızılığı gördün mü? Zehir o. Klon acımız aynı zamanda. 500 bin skoville falan denk geliyor. Ya bu bak adam... bilmiyor. Eminönü'nden nerede bileceksin üzerinde 500 bin olduğunu amına koyayım. Eminönü'nde adam skoville desen ne diyorsun amına koyayım der. 500 bin değil bu. Adamların hayatlarında yediği maksimum turşu biber olduğu için muhtemelen patates olacaklar. Şöyle bir kaşıkla birlikte gireceğim içeriye. Haydi. Ya yok, bu 500 bin falan değil. Kendi de biliyor olmadığını ya. Merhaba. Hello. Hasira. Bu mu selamlaşma şekli? Evet, bu böyle merhabayız biz. Bu 500 bin hocam. Bu çok değil. Bu çok değil, bu çok değil. Bu 500 bin. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nasıl? Yarısı dudağımda kaldı. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim abi ben de. Evine geldik. İyi misin Cantu? İyiyim. Oğlum bir dakika lan. Biz bu adama sakın 6 milyon vermeyelim. Yanlış şey yaptım, yuttum. Ne yanlış şey yuttun? Her dilime değdi yani. Gel. Abi adamı kaybettik. Bunlara da ver. Gülüyorsunuz ama hiç güzel bir şey değil. İyi misin? Cantu. Oğlum bu 500 bin lan da. Bunun 6 milyonu var bir de. Genzin evi kaçtı senin. Allah. Abi devam edebilecek misin? Ederim ben tamam, ya. Tamam sen evi gezdir. Helal olsun anlat, lan. Anlat bize. Bizim anladım. Amacımız evi gezdir. Helal olsun bu arada. Var mı isteyen? Kaçıyor. Evrim kaçtı. Ben 6 milyon demek istiyorum ya. Ver abi 6 milyonu. Bir şey diyeceğim bak, riski kendileri alıyorlar. Ben bak gelmeden, biz videoya başlamadan önce... Bak benim yapmadığım, benim bak benim mallığım bu işte, görüyor musun? Daha 10 saniye olmadan adama süt getirdiler. Ben gerizekalı gibi tuvaletin içinde 20 dakika kendimle mücadele ettim. O sırada Holmes sütü bitirmiş, ekmeği bitirmiş. Uyardım abi dedim, çok acı dedim, mide rahatsızlığı olan bir şey olan yemesin dedim. Bir gaza gelindi. Abi adam gitti, adamı kaybettik. Arkadaşlar elimize hoş geldiniz. İyi misin, daha iyi misin? Tamam abi, 6 milyon da kötü. Şimdi bu egzatlondaki... Bu egzatlondaki acımız. Milletin yağladığını anladım. Gözümden yaş geliyor oturmak. Baksana abi insanlara neler oluyor ya. Abi evet bir anlat şimdi. Lan konuştukça yanıyorum. Abi burası bir oyuncu evi. Burası Cantu'nun odasındayız şu an. Süt ver. Abi daha evi gezemeyeceğiz gibi, sen ver bana. Bu 6 milyon, bunu kürdan ucuyla veriyoruz, onu çay kaşığıyla verdik. Denemeyin, YouTube'lar yayıncıları seçelim. Abi. Ya kurgu murgu değilmiş. 6 milyon denemek istediler. Şimdi şöyle tut abi, bir yeme. Bir tane daha alayım. Abi onda repli var, ben ona vermem zaten. Arkadaşlar hazır mıyız? Emcükleyin, emcük. Bu kürdan ucundakiler 6 milyonmuş ya. Neyin böyle hömülü hömülü. Hadi 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 emcük 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 emcük. 2 dakika sonra sırayla kafası gelmeye başlayacak. Aa.
Aha, birini kaybettik. Şu adama bak, dağ gibi adam yıkılıyor. Yiyorsun. Arkadaş göz yaşı damardan kurdu. Sen nasıl yiyorsun ya? Daha gelmedi sana çünkü de. Bunlara çay kaşığıyla verelim bunlara. Verelim mi? Bunlara verelim. Hayır dur, gelir onun kafası. Abi sen bize gezdir abi, bu sırada. Arkadaşlar ben tekrardan hoş geldiniz. İyi. Bir nefes alabilirsem gezdireceğim. Arkadaşlar burası bir oyuncu, yayıncı, YouTuber, influencer evi. Biz burada 7 kişi yaşıyoruz. Burası Stream Station dediğimiz bizim yayın masamız. Burada böyle Half-Life Counter gibi. Siz mamsız. Niye adamı dağ gibi bile dalga geçiyorsunuz ya. Allah Allah. Oyunları oynuyoruz. Herkes burada, herkesin ayrı ayrı kendi herkesin odası ayrı var. Yaşam odası, chill out odası ve yayın odası, stüdyosu var. Burada senin yatağın var. Abi tam dağ gibi çocuk ilk defa ağlarken görüyorum. Ne oldu, hani acı yok da bir şey yok. Acı yok. Duygulandın sen. Sen bir duygulandın sadece. Ağlamamak için kendimi dörtlüyorum. Abi şunu al bir gün geçir ya. Abi eyvallah, çok teşekkür ederim. Tamam, o zaman sen bu güzel şakayı yaptığına göre vallahi veriyorum sana 6 milyon bir kürdan. Abi kötü şakaydı ya. O zaman bunlara da öbür acıdan da vereceğim. Ama öbürü acı değil. Nasıl? Bak bence 500 binden sonra kürdan ucu koymaz ha. Acı değil. Sen bunu ye. Bir dakika, sen de yesene öbür acıdan. Allah aşkına. Bir şey diyeceğim, ben öbüründen o kadar çok yediğim video var. Ben görmek istiyorum. Çok abi. Fazla yediğim video var. Ben sana link atarım hocam. Ben hem yerim hem evi de gezdiririm dersem çok iddialı olur. Olur. Hızlıca, zamanımız yok. Burası chill out odamız. Tamam mı? Burada Half-Life Charge dispanserimiz var arkadaşlar. Abi güzel kocaman bir televizyon var burada. Güzel bir şömine var. Thor'un hammer'ı var burada. Işıklar mışıklar çok güzel. Her şeyi çok güzel yapmışlar. Ya gene orta parmak açı. Thanos'un da LG var. Thanos'un LG var ya bak şöyle. Başıma. Orada parmağını çıkarmadığı kimse kalmadı. Tamam, gel devam edelim. Sen gezdir bizi. Hızlı geziyoruz. Hızlı gezdir. Burası Alpin odası. Sesin niye değişti lan benim? Geldi mi acısı? Devam edelim. Vur rahatla biraz, terle atın. Kafamı vuracağım, artık kafamı vuracağım. Aynen. Alp gene televizyon izliyor, PlayStation oynuyor işte. Burası bu arada 4 katlı bir ev. Burada da yanan başka bir vatandaş görüyoruz. Evin her yerinde biri ölüyor. Sütle geziyorum. Her katta biri bizi sütle karşılıyor. Burası Diren'in odası. Diren'in burası stüdyosu, oyun odası. Ben bu arada tamamen zevkten içiyorum sütü. Kalp ücret. Ya Diren, şuraya geleyim de bir rap yapalım be. Ben de bir kayıt alayım artık ya. Eller misin bir kalbine? Bakayım. Normal. Nasıl normal ya? Biraz sert atıyor ama normal. Hız olarak normal. Diren burada müzik falan yapıyor işte. Müzik falan. İşte bak, gerçek duyguları ortaya çıkıyor abi. Senin yaptığın işin müzik falan bir şeyler yapıyor diyor. Evet, görüyor musun? Acı gerçekler falan yani. İşte acı gerçekler. Güzel. Aa, seri videonun adını acı gerçekler yapalım. Bilerek sana vermeyeyim. Çok pişman oldum. Şimdi Evrim'in odasına geldik değil mi? Abi sen şundan bıraksın. En güzel oda Evrim'in bu arada. Sana biraz bir de. Bırakayım mı? Ben de iki video çıkartayım gibi. Valla. Çatı katı severiz. Ne aldın oğlum? Allah şöyle. Lan. Abi kamera ne? Ne istiyorsun kameradan? Ya al işte ya, ne amına al. Hiç görmedik. Burası da Erim'in odası. Erim bizim hem video editörümüz, hem fotoğrafçımız, hem YouTuber, hem de yayıncı. Şu an benim videomu yaparken kalmış böyle. Burada eski çizimleri var. Bayağı çizimleriymiş. Sen devam et Evrim. Evrim sen misin? Sana şaka yapacaktım. Hayatmadık sana şaka. Şaka yapma, biber veriyor. Ben 1 lira verdim hayatım. Nasıl abi, peki şu an iyi misin sen? İyileşiyorum gittikçe. Bir şeyi sıvı olarak kaşıkla almak, dilinin her pigmenti emiyor o biberi ve boğazına kaçabiliyor, tamam mı? Yani bak, ondan ver bir tane görelim anlık. 30 saniye bekle. Ben hala 6 milyonun etki etmediğini düşünüyorum. O ilk içirdiği, kendimi avutmak için söylemiyorum. O çay kaşığıyla verdiği çok daha ağır bir şey. Bak 6 milyon kimse siklemedi, fark ettiniz mi? Neyden? Ha, baştaki ne diyorsun? Evet. Verelim. Sen dedin ki turşu biberli yanıyorum ben dedin ama getir dedin 6 milyonu istiyorum. Ben de yanıyamamak için böyle bir matematik yaptım kendi içimde. Çok sen kötü matematik. Bir kürdan ucundaki ufacık sos yok etti hepinizi ya. Sen iyi misin? Bayağı iyi dayandı yalnız. Aranızda en iyi dayanan o. Hayır, herkes beyler. Herkes. Ha, bak şimdi. Şimdi mi çıktılar reklam? Orgun gelir dedi, siz ne verdiniz? Sakın dedi. Acımacı yemin. Ama bu bahane kullanıldı. Ya. Bu daha az acı. Bu 500 bin. Bu 500 bin. Yapma, 500 bin değil o. Yarrağı yediler bak. Evrim kaçtı mı? Orgun ağzınıza... Bak görüyor musun? Bu adam az önce 6 milyonu hiç yemedi mi oğlum? Bak belası sikildi işte 2 dakikada. Orgun yet.
Benim önümüzdeki bir hafta kulağım çınlayacak. Değil mi? Sağlam, ne güzel küfür edeceksin. Sağlam şunlar kaldı. Değil mi? Hüsnü kusmaya mı gitti? Baksana oğlum. Nasıl acıdın? Hadi lan oradan. Acı değil ama mide bulandırıyor. Evet. Dudakların kızarmış oğlum, nasıl acı değil? Lan? Botoks yaptırmış, dudaklar şişmiş. Evet abi. Neyse Orkuncuğum, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Kapı aşağıya. Pardon, bekleriz tekrar ama insanca şeylerle geldiler. Abi ben söyledim, siz de yeriz ederiz. Ya şimdi izlerken hakikaten şey, abartıyor çocuklar falan filan diyorsun böyle. Ben öyle yapmıştım içeride yani. Teşekkür ediyorum ya, bak beni en mutlu eden şey bu yani. Hiç inanmaları. İnsanları inandırmaya çalışıyorum, kimse bunun acı olduğunu inanmıyor. Çok ya. Çok gerçekmiş. Hayda ben buradan Tuğkan'a geçiyorum. Sence bir şey olur mu Tuğkan'a ya? Tuğkan dağ gibi adam. dağ gibi adam. Ama biz de... Belam sikildi amına koyayım. Buradaki dağlar da yıkıldığını gördük yani. Evet. Hadi abi. See you later. Hadi iyi bakın kendinize. Ben terlikleri alabilir miyim? Tabii tabii, senin olsun. Tamam, terliklerle gidiyorum abi. Bir de terliğimizi aldı ya. Sıradaki talihsizimiz Tuğkan'ın evine geldik. O da yeni eve taşınmıştı. Yeni eve çok güzel acıyla merhaba diyeceğiz. Yeni eve taşınmadım, 3 senedir burada oturuyorum. Evini gezeceğiz, dolanacağız. Tuğkan bence dağ gibi bir adam olduğu için bir şey olmaz diye düşünüyorum ama göreceğiz. Herkes de farklı bir tepki veriyor. Acıyla aram yok dedi. Kim o? Benim. Merhaba. Ya çok veriyorsun şu an. Ya alçak kaşı işte ya. Allah yere damla atın. Allah kahretmesin, bu ne ya? Ver bro. Merhaba. Bak buramda iş geldi ya. Merhaba. Nasılsınız? Allah kahretmesin, bu ne? Dur daha birazdan gelir onun kafası. Burak merhaba, ne haber? Bu ne lan? Gel. Çok mu kötü? Oğlum çok fena. Kayıp mı ettik adamı? Tamam şunu bırakıyorum. Holmes'u de iyi ki çağırmışım. Holmes var ya, hayat kurtardı orada. Yani pezemek bütün... ekmekleri, sütleri bitirdi ama en azından ben içeride acı çekerken o evi anlatmış, bir şeyler yapmış. Abi bu... Evet ya, Chubby ile aynı sweatshirt'ü giymişiz. Ağız acımızdı. Bir gezdirin evi bize be. Bunun daha büyüğü varsa içim ama. Var. 6 milyonu var ama o kürdan ucu olduğu için bu kadar şey yap. Nasılsınız? Ama kimse evi gezdiremiyor ki öyle. Nereye gidiyorlar? Takip edelim bari. Tuvalete kaçtı Tuğkan. Gel Burak'ın yanına gidelim. Burada karıncalar var. İyi misin? Şimdi arkadaşlar burada kadar. Nasıl ciddiye bağladı bir anda? Bu adamı böyle görmedim. En güzel çok kötüyüm. Şimdi arkadaşlar bunlar karınca. Bak gördün mü puşt? Bak sütü almış, sütü. Abi zayıflamışsın biliyorum kardeşim. Sikerim bak. Taşak geçmeyin. İnsanların kilolarıyla, zayıflıklarıyla dalga geçmeyin diye ben hep söylemiyor muyum size? Olabilir. Kilo almışım ya da vermişim. Şu konuyu kapatabilir miyiz? Oğlum bu geyrik yapıyor. Dağ gibi adam, boksana kopuyorsun ya bunu, kudum ayıs ya. Şurada bir 3D yazıcı var abi. 3 boyutlu printerımız var. 10 liraya basılır. Abi nöbet değişimi. Tuğkan gel biraz sen gelsin. Tuğkan'ın halini görün. Tuğkan'ın odası burası. Ana yayınlarını yaptı. Her şeyin olduğu oda. Acıymış değil mi? Çok kötü. Siz konuşun. Tamam ben o zaman... Kusacağım amına koyayım. Aklıma geliyor ya. abi ne yapıyorsunuz? Burada Airsoft silahları var Tuğkan'ın. O da Airsoft'ta başladı. Yakın zamanda birlikte de oynayacağız inşallah. Ha, tuvalete girdiğine. İki kişi vardı bulandı. Evde gezdirecek. İkisini de kaybettik. 3 dakika olmadı eve girelim. İyi misin? Dur vallahi çok kötü. Hocam burada Airsoft pistollerimiz var. Delmiş yeri ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeri delmiş. Lan iki kişi vardı evde gezdirecek. İkisini de kaybettik. 3 dakika olmadı eve girelim. İyi misin? Dur vallahi çok kötü. Hocam burada Airsoft pistollerimiz var. Doluymuş. Abi şunlar nedir ya? Alma. Bunlar dolu mu? 3080, 3090. Yürü oğlum at. Bunları nasıl görmeden çıkartırız? Götür. Götür, umurumda değil. Yeter ki o acı geçsin. Neredesin Tuğkan? İyi miyim? Abi ne oldu sana? Canta böyle olmadı ya. Konuşamıyorum. Bir şey diyeceğim, 6 milyonu vermem size. Verme. İçimden nasıl küfür ediyorum biliyor musun?
Bir de kapıda şey dediğim duyulmuş işte, hani döveceğim yani hepsini demişim amına koyayım. Hani harbiden dalacağım, sinirime vurdu falan demiş. Dağ gibi Kıvanç Tatlıtuğ yıkıldı ya. Sende nasıl durumlar? Dudaklarımı hissetmiyorum. Siktir lan, bitirdin arkadaki sütün şeyi gitmiş. Bu adamı internet ortamında hiçbir videoda bu halde göremezsin. Dünyada ilk ya. Abi ben de beklemiyordum bu kadar olacağını ya. Şey diyeceğim, 6 milyonu verme. Yok yok, vermem daha. Yok, ikinize de vermem abi 6 milyonu, yok yok. Kendine geldin mi abi? Bu ne ya? Abi bu daha 500, bu Eminönü'nde satılan yemeklerin içinde. Bak bana kalan süte bak. İçine konulan bir acı sos aslında. Abi boş ver, o kız gitti, bir daha geri gelmeyecek. Sütü niye bitirdin oğlum? 2 dakika daha verin, düzeliyorum. Çok kötü ya. Bu arada şakasız herif hala çok yakışıklı ya. Benim hayatımda gördüğüm en yakışıklı 3 adamdan. Arkadaki o çıkan çocuk var ya, o benim bütün o çektiğim acıları kulağında kulaklığı var ya duydu. Bütün küfürleri o duydu. Hepsine bence o şahit oldu. Yayın odası burası. Burası çekilişle verilecek ürünler. İçinden bir şey alırsanız kimse fark etmez. Almayız biz asla. Asla. Burası yayın odası artı salon. Orayı kullanıyor musunuz? Yani şurası hariç orayı kullanıyor musunuz? Onu ayırabiliyor musunuz? Bizi Burak'la birlikte yaşıyor sanmış. Hani, o iş bitti, tatil. Hop. Ciddi yayına oturum var mı? Ya midemde taş o varmış gibi hissediyorum. Bir dakika, sen yedin ama değil mi şeyler öncesinde? Toksun değil mi? Aç değilsin sen. Allah cezanı. Abi bir ekmek. Evcini değil oğlum şey lan. Sesçi arkadaş Orkun'un ekibinden, çekimden falan bir şeyler yedirelim sana. Ben şu an buradan yayını açsam her şey yapabilirim ben burada. Ne yapayım? Oğlum start deyince gidiyor mu? Milyonlara mı ulaşıyoruz start deyince? Aha! Aha! Görüntü de çok iyi. Aha! Açayım mı? Kızar mı? Bak buradayız. Şuradayız. Şurada meşhur oluyoruz. Tuğkan, yayın açabilir miyim? Bas! Açıyorum, bas. Açtım. Onayla ve canlı yayına git. Girdin şu an. Chat'e bak nasıl akıyor. Merhaba. Allah kahretmesin. Ben böyle kötü olmadım hayatımda. İyi misin? 6 milyonu verirsen biterim. 6 milyonu vermeyeyim. Verme. Ya da istiyorsan da senin yayındayken verelim. Hastanelik olurum. Yok evet. Fark doğru, ettin doğru, mi tamam. Ne kadar hassas olduğunu? Bayağı kötü oldu. Az önce 500 bin skovillik bir acı. Bizim Eminönü'nden aldığımız Exatlon'daki acıdan verdik bir çay kaşığı. Ağlıyor hüngür. Bak ben acı hayatımda yemediğim için bilmiyorum acının tadını. Bir 6 milyonu denemezsen içinde kalmaz mı? Bak görüyor musun? Benim böyle bir bedenim yok arkadaşlar. Görüp de öyle sanmayın. Bu kamera baksana onun bacağı. Kameranın sağ ve solu böyle genişletiyor. Yani tamam şişmanladım falan da böyle bir şey yok yani. Onu baştan söyleyeyim de. Öylesin abi, yarrağım öyleyim. Kendi vücudun bana mı anlatıyorsun? Duşa girerken çıplak. Ya bak sikerim. Yok böyle bir vücut. Şu gördüğünüz 180 kilo falan olmam lazım böyle bir şey olabilmesi için. Hayatta kalmaz. Acı çektim. Sana net bir şey söyleyeyim. 6 milyonu yiyip de böyle benim gibi şu an durabilen varsa helal olsun. Adana'da falan sokakta vatandaşı yediriyoruz. O içtiğim süt 3 aylık işte. Bir de öyle bozuk süt içtim. Dayılar acı değilmiş falan yapan dayı oluyor. Hadi canım. Yani. Valla. Chat, yemesin mi bir 6 milyon aynen, ya? Aynen bayıpsın abi. Bir yemesin mi ya? Bir yani. Ağzım. Bak 500 bin skovili verdik. 6 milyon. Bak gördün mü, burada gayet inceyim ya. Kamera ortadayken sıkıntı yok. Yanlara çıktın mı? Yani şu Airbnb'yi tınlamayın şurada. O kod yapmış. Milyon mu yemesin mi? Biz geldik bak video çekiyoruz. Aa chat'i kapatmış. Nerede 6 milyon? Allah. Sarı dolar yememek için. Sen misin bana acı veren lan? Sen misin bana acı? O ısırıyor mu? Bir şey yapıyor mu o? Hiçbir şey yapmaz kardeşim. Chat kusura bakmayın, ben kaçıyorum. Şiyan ya şimdi şey olsa, üstüm çıplak falan olsa bir yerime giremeyeceğini bilsem sıkıntı yok. Gel. Sizinle bir daha buraya. Hiçbir şey konuşmayacağım. Şiyan varsa. Gel. Hadi. Sen gel buraya. Bak görüyor musun ne kadar fit. Altımda donum, çoraplarım. Sen gel buraya, gel. Sana bir söyleyeyim bak. Bak yana gittikçe kilo alıyorum. Al kanıt. Şiyan varsa. Gel. Bak. Biri ateş ediyor dışarıda lan bu saatte. Bak gayet fitim. Gördüğün gibi manken gibi çocuğum. Şimdi bak kameranın lensinin soluna doğru gideceğim. Sen gel buraya gel. Sana bir hop bak gördün mü? Oğlum görmüyor musunuz? Söyleyeyim bak. Çiyan'ı ağzıma sokayım, sen de bunu yani ağzına sok. Ben acıya alışık bir insan değilim. Tecrübe etmek istiyordum senin videolarını izlediğimde. Ulan ne kadar abartıyorlar falan diyordum. Bak çok net söyledim, delikanlı gibi. Bana ilk dedi ki küçüğünden vereceğim, bir şey olmaz zaten. Orta acı. Şurada kalbim durdu bir ara. Abi. Kıpkırmızıyım bak gördü, nefes alamıyorum bu şu an. Bu arada ama normal ya, acı eşiğin düşükse çok şey yapmasın ama tamam. Nereme. Yüzüne oğlum nereye nasıl yüzüme ya? Bana bu acıyı yaşattırdıysan. Tamam bir dakika, ben şu 6 milyonu bırakayım. Bırak, denemek ister misin? Ben de koklayayım be. Bakayım. Zehir kokuyor. Bayağı zehir. Git bu ne oğlum, manyak mısın, kusura bakma da yani. Çok kötü bir şey. Çok kötü yaptı oğlum beni ya. Dur kapatalım istiyorsan. Aaaa
Çiyan yere düştü Çiyan! Ben yerde Çiyan görmeye dayanamıyorum. Orada bir şey diyeceğim. Bu adam dokunulmaz bir sokabilir yani. Evet. Yayını kapatacağım mı? Hadi kapat. Chat 4-5 gibi Tuğkan yayın açacak. Nefret ediyorum sizden. Kaçırmayın. Hadi görüşürüz. Bir abi yavaş yavaş sınırsak. Hayır, şu an izleyici kafasıyla düşünüyorum. Ben ama de... onun götündekiler nedir abi? Onu ne bana o? Bir açıklar mısın? Vuruyor işte. Ağzından ısırmıyor mu bu? Ağzından ama ısırıyor. Ama yüzüme kol koymasak o zaman kör pör olmayayım. Sen bana o acıyı yaşattın ya, gel. Ama içime girerse... İçine girecek, içine. Nasıl içime girer? İçime girerse ben burada Çiyan'la birlikte camdan aşağı atlarım. Tamam, içime girmesin. Tamam, o zaman içine sokmayacağım. Koluma. Kolumu kesip atarız en kötü. Tamam. Bak beni istemiyor. Bence hiç zorlamanın anlamı yok. Ben istemediği yere gelince şu an hayvan delirecek, sinirlenecek. Allah! Ya yine yere düştü. Yerde görünce bir de daha kötü bir şey bunu yerde bu görmek. Bu bir şey yapmaz ya. Ya sen bir şuraya bir otursana. Yaslan. İçime kaçarsa onu çıkaramayız. Ben panik atak geçiririm. Yemin ederim panik atak geçiririm. Çok hoşuma gidiyor insanlar şöyle tepki verince böceklere. Nerede hissetmiyorum normal. Aa hissediyorum evet. İğneler batıyor gibi bir sürü. Kafanı şöyle eğ. Çok iyi. Ne oldu canım? Bir şey diyeceğim. Hop. Abi bizim Mete gibi kulağına kaçmasın. Ne? Kulağına kaçıyor. Tam yapacaksın ya. Ne bak, oluyor? Nasıl, ulan şu kamera hep ortada dursun ya. Çok fit kimi oluyorum. Kimin vücudu ısındı? Benim mi vücudum ısındı? Çıkar! Orada işte bir vuracaktım içine kaçacaktı da. Çıkar! İçeride mi? Tuğkan! Çıktı mı? Çıkardım. İçeri girmesi... Bak valla tarantulayı ver. Tarantula kolay olmuş. Geçme bu tarafa. Selamünaleyküm. Bak alıştı sana. Abi ne kadar değişik bir hayvansın sen. Bir kez elini alan bir daha hep almak istiyor. İçeri mi girdi? Hayır ya arkaya dolanmadı mı şu an? Korkutmayın beni. Toksik değilim, banlama boss. Doğru buldun mu burada mı oturuyorsun? Yoksa burası mı boss? Bulacağım seni. Ne olur banlama ya da dava falan yapma. Araştırmalarım sürüyor. Hani bir yandan kaşınıp bir yandan da yalvaran ilk defa adam görüyorum. Bakayım bulmuş mu amına koyayım. Bulamamış. Tatlı bir şeymiş de içe girince... Ha bak tekniği de biliyorsun. Ne yapmayı seviyor peki? Bu böyle gezmeyi. Ya abi kaya içinde durur. İdeme kramp giriyor çok fena. İyi misin sen? İyiyim. Ekmeği bitirmişsin. Sıçma pozisyonuna geçmişsin. Ölüyordum bir döndüm hepsi bitmiş. Evi gezdireyim mi size? Evi gezdireyim mi? Çok gezdir. Kantel içinde kaldı. 80 metrekare evi ne kadar gezdirebilirsin? Arkadaşlar düşmesi hani aa düştü falan demeyin. Bir şey olmaz. Gel bakalım kardeş. Yerine koyuyorum. Tarantulayla geçsek? Tarantulayı vereyim mi? Ya ben şu an o videodaki arkaya çekilip kusan her çocuğu anlıyorum. Yo, bulamam çok şu anda. Çok büyük acı ya. İstiyor musun tarantulayı? İyiyse sakinse istiyorum. Gerginse panikse zıplayacak koşturacaksa istemiyorum abi. Hallederiz. Hele. Abi balık gözü lens kullanıyorlar. Oval yani geniş açı lens derler onun için öyle gösteriyorsun. Biliyorum da işte insanlar inanmıyor ki. Anlatıyoruz. Bilimsel teknik konuşuyoruz. Evet. Tuttum. Renkli bu. Aşkım gel. Ya ne haber? Abi anlatsana ne kadar kira veriyorsun öncelikle? 1650 veriyorum buraya. Saçmalama. Tabii oğlum ben mütevazı bir yayıncıyım. Saçmalama 1650'den fazladır burası. Yemin ediyorum 1650. Üstlerine oturuyorum ben. Bu videoyu çektim şimdi 30 bin liralık villaya çıkacağım. Herkes beni öyle tanıyacak ama 30 bin liralık villaya çıkıp gizleyeceğim onu. Aa 3 yıl mı oldu biz tanışalı? Ben yaşlandım, kilo aldım. Ya bırak neren yaşlan ya. Ben anlatayım mı sıfırdan? Evet abi lütfen. Burası yayın alanımız. Benim bütün hayatım burada geçiyor zaten. Burası geyik işte otur salon malon. O kullandığım bile yok yani arkadaşlarım geldi fark edersin zaten böyle bileğe koltuğum. Ya evin zaten en çok kullanılan yeri burası. Burası. Ben salona kırıyorum ki daha geniş olsun. Ev çok büyük olmadığı için. Burası da böyle moderatörlerimden veya bizim sen geldin diyelim. Birlikte yayını izlemek istiyorum şey yapacağım. Yok oyun oynayacaksak. Vallahi 1650 lira lan. Ben 1550'ye tuttum burayı. 1650 lira. Şu an. Aralıkta zam gelecek. 1750 olacak. Ama tabii stopaj falan da ödüyorum. Vergisini de ödüyorum ya. 2000 lira çıkıyor. Ben. Burası da benim böyle genelde hep orada oturuyorum ya. Evet. Diyorum ki ulan geçeyim. Sabah kalkmışım. Oturuyorum burada. Solo oyun oynuyorum. Kapandığım alan, işimi gücümü, banka bilmem ne buradan yapıyorum. Bu da işte yatağım yani. Anlatayım şu konuda. Genelde dizilerimi izlerim. O kadar fazla aksiyon bir şey yok zaten. Valla çok mütevazi, çok tatlı bir yer. Ben çok beğendim. Valla. Ekran kartların asla vallahi mütevazi değil. Dünyanın en pahalı ve şu an piyasada olmayan ekran kartlarına sahipsin. Valla biraz öyle oldu ya. Bende adet de çok. Teşekkür ederim onlara. Burası mutfağım zaten. Mutfaktan anlatacağım.
yapacak bir şey yok. Ha. Bu kadar, evim bu kadar abi. Kusura bakmayın size bir villa gösteremediğim için falan diye. Aa, niye senin villan yaparım. Yok? Seni hiç soktu mu? Ulan Evren. Ulan Evren. Biliyorsun yolunu ha. Tutmasını sonra hiçbir şey yapmaz. Peki 6 milyonu denemek ister misin? Bak gerçekten hastanelik olur. Halil'lerle olan videonun sonunda hastaneye gidildi ya. Miden yıkandı mı? Yok, yıkamıyorlar mide. Bir şey yapmıyorlar. Şey verdi. Gaviscon şurup verdi. Bir de serum taktı yani. Bir şey yapmadı. İşte yüksek ihtimal benimkini yıkarlardı. Gerçekten 6 milyondu değil mi? O 6 milyonu içmediğim için. Gözlerime bak oğlum. Abi yok, hiç özür dilerim. Ama gerçekten kötü olduğum için içmedim. Ve acıya da alışık bir insan değilim. Acı hiç sevmem. Fenaymış. İçenlere helal olsun. Çok teşekkür ediyoruz o zaman sana. Ben teşekkür ederim. İki ekran kartı götürüyorum. İki ekran kartı görünecek. Bir de Çiyan. Tamam. He. Çabiyi merak ediyorum. Çubiyi. Çabiyi. Hadi görüşürüz. Burak kardeşim. İyi misin sen? Geçti mi acın? İyi, o da iyi. Ey maşallah be kameraya. Bak kameradan anlayan adamlar nasıl biliyor mevzuyu. Acıların geçtiğinden emin olduğumuza göre biz Çabiye gidiyoruz. Öyle mi? Bir şey söylemek ister misiniz Çabiye? Abi yazık sen vermeyin. Sence yer mi? Çabi bana dedi ki bu arada bak biz o Ali Biçim'le olan videoyu yayınladık. Dedi ki ben bunu yerim ya ben dedi Koreliyim ama benim acıyı çok dayanıklıyım. Çabiye ne dedi? Hastanelik olur. Bir de o bizim gibi de değil yani o hastanelik olur bak. Hadi o günümü hiç unutmayacağım. Öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Senin de mi geliyorsun bizle? Spider-Man. Spider-Man. Bak E sağlıyor o da. E sağlıyor. Bakayım ne olacak şimdi? Evet, Çabi'nin dükkanının önüne geldik. Çabi bu arada aralarındaki en cesur olan bence. Çünkü biz Ali Biçimlerle olan videoyu yayınladıktan sonra Instagram'dan bana yazmıştı. Abi bu acı değil ya, bana koymaz. Mutlaka gelin, mutlaka bana yedirin koymaz, diye. Koymaz. Biz ona en acısını getirmedik tabii ki. Ortancalı. Arkadaşlar içerik bu. Tarantula'yı tabii ki de götürmedi. O çekim bitti, geri döndü. Tarantula'yı uzattı, öyle gitti yani. Acısını getirdik ama... Kapı kapanınca da bir sövdük Holmes'te. Kapıyı kapattık dedik. Her zamanki gibi Eminönü acımızla başlayacağız. Merhaba deyip ağzına tıkıştıracağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açınız. Gerçekten direkt. Buradaki amaç şu. Sweatshirt'ün medium'uyla XX large'ın arasındaki farkı göstermek. Evet evet. Aç. Bu şimdi bizim az acımız. Geçmiş olsun. İyiyiz hocam. Evet. Çabi'nin evine geldik. Çabi'cim bu da Theo. Çok güzel eğitmiş hatta. Sen bize evini anlat gezdir Çabi'cim. Annyeonghaseyo. 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 Çabi. Burası koridor. Ne oldu? Oğlum bak Instagram'dan mesajların duruyor. Merhaba arkadaşlar. Ulan hani herkes atıp tutuyor. Çabi. Çabi. Merhaba arkadaşlar. Orkun Işık ben Kanada. Hoş geldiniz. Bak şu an daha acı çekmiyor. Şu an sadece acıyor yani. Öyle hissediyor da şimdi bak belası gidecek. Salonundayız galiba. Bunu kim yiyor ya? Oğlum bu bir şey değil lan. Bu da elem var. Bu daha oğlum bu dur daha bu başladık ya. Furkan ilk bunu yediğinde dedi ki Çabi bunu hayatta yiyemez dedi. Yedim. Tamam bunu yedim ama bir üstü daha var. Neyse onu gezerken gezdikten sonra şey yapar. Sen bize salonu anlat. Burası salon. Biliyorsun ki hem köpeğim hem kedim var. Evet hem köpeğin hem kedim var. Kedim var mı senin? Benim kedim de var. İki tane de köpeğim var. Burada zaten bir kedi nirdivenciyi görüyoruz. Theo ile çok güzel şeyler yapabiliyorsun. Bence bir onu göster. Evet. Kiramız ne kadar? Kiramız 4500. Güzel güzel. Bence burası için güzel, çok güzel. Ev güzele benziyor ama. Bahçeli falan. Bak kendisi eğitmiş. Ben bayıldım. Bu arada Bakırköy'den bulmuş Theo'yu da. Sokağa atmışlar. Acun abi eğer bizi böyle görürse. Yeteneksizsiniz. Theo zıpla. Zıpla. Evet otur. Theo çak. Yat. Dön. Aferin Theo. Çabi iyi misin? Azalmaya başladı değil mi ama? Bir azaldı yani acın. Tümüklerin mi? Ha geldi geldi. Babaannemi özledim. Ha ondan duygulandın sen. Babaannenin acıyla arası çok iyiydi? Sana çok benziyor. Bana benziyor babaannem. Sıkıntı bende mi babaannesine peki? Hem babaannemi hem Kore'yi. Özellikle babaannem ne denir ona? Meme sıkmak. İnek sağmak. İnek sağmak. Meme sıkmak ne demek? Ne denir ona? Meme sıkmak. Reisin Türkçesi gitti. Hocam nereye gidiyoruz? Ve bahçeye gidiyoruz. Bahçe tarafına gidiyoruz. Bir dakika bakayım sen kendine geldin. Dur ben sana bir level atlatalım. Şu an değil. Ne zaman? Bence hani bir kere de olsun bitsin yani çok şey yapma. Bu zaten kürdan ucuyla veriyoruz. Uy ne güzel lan bahçesi. Tabii. Gerçekten çok zormuşlar. Hocam iyi miyiz? Gülce, boyfriendini kaybettik. İyi misin? Boyfriendin kusuyor.
Yok biz bir sonrakini vermeyelim. Ona biz yoğurt verelim. Ulan ben seni gerçekten dayanıklısın sandım acıyı. Allah'ın cezası. Bugünün ilk kusanı ama. Bugün yiyen 10. kişi falan ama ilk kusanı. Yoğurt getirdik sana. İyi misin? Evet. Oğlum bunların hiçbir önemi yok. Sonrası çok kötü yani. 3-4 saat sonra bir kramp girmeye, bir spazm geçirmeye başlıyorsun. Yani ben 6-7 defa yatağa girip çıktım kanter içinde. Gittim parmak attım. Kusmaya çalıştım. Üstüne yemek yedim. Yok artık milyon yiyemeyiz bu. Yemesin de. Bu yapılacak iş değilmiş ya. Evet arkadaşlar. İyi geliyor mu? Biraz tut ağzında yoğurdu. Ağzı değil ki. Neren yanıyor? Ne? Miden yanıyor mu? Aç karnı mıydın? Bir şey yemedin mi bugün? Aslında yedim de. Allah Allah. İyi misin? En kötü ben miyim ya böyle? Evet. Evet. Gerçekten. Vallahi ki sen şey yemedin bile büyüğü. Ne oldu lan Adanalı? Hani kanın Adanalı'yı senin? Arkadaş. Koreliler acı yemiyormuş. Oğlum Adanalı. Çekik hastalığı olmuyor. Acı denilen şey ağzımıyorlar. Ulan acıymış dersin. Midemin içinde biriler bıçaklıyor abi. Bu nasıl bilmiş manzara ya? Buradan Orkun'a konuk olup acı yiyen herkesin özür dilerim. Yiyebileceğimi sandım. Çünkü Kore yemekler acı. Abi bu acı değil. Bir şey diyeceğim sen bir şey yemedin. Bu bak bu Eminönü'ndeki vatandaş acısı. Ya bu bırak ya. İnsanlar bunu damla damla yemeklerine herkesi koyuyorlar. Herkesi kilitliyorsun aynı yalanı. 6 milyonumuz. Bu Çin işkellesi yani. Bir 6 milyonu denesen sen göreceksin Çin işkellesini de hayatta vermem sana yok olursun. Kulağım falan çınlıyor. Abi sen evi gezdir o zaman. Yani bak 6 milyonumuz ve kürdanımız burada duruyor. Bunu bir kokla bari gel. Kokla. Hayatta bu olamaz. Bunu nerede kullanıyorlar abi? Abi bu özeti. Bunu işte sulandırıp atıyorum işte acılı şalgam yapıyorlar. Bundan böyle 1 litre şalgamın içine bir kaşık koyuyorlar. Tek yenen bir şey değil normalde. 1 litre şalgamın içine. Biz bunu bir büyüğünü çay kaşığıyla yedik. Düşün işte. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Orkun oradan eve girdikten sonra şu an kendime geldim. Aralarını hatırlamıyorum. Elimde köpek maması vardı. Ama o aralar yok ya. Bahçeye çıkıyordum. Hafızamı kaybettim ya yemin ediyorum. 2 saniye önce Orkun kapıdan girdi. Onlos falan nasıl dayandı ya buna? Vallahi bunu dayandı üstüne bir tane daha acısını aklıma verdi. Aklıma geliyor hala. Acıyı verdi. İşte abi hayatta bazı şeyleri öğrenmen gerekiyor. Durmadan evet. Zaten öğreniyorsun. Boş konuşmuyor. Aynen abi. Öyle Orkun'un video içeriğine ya ben yerim falan da demeyeceksin. Ha, yorumlarda da var. Yorumlarda da var. Çok abartıyorsunuz. Sokakta yürüyorum adam diyor ki bana aa senin videolardaki acıyı ben yerim ben her türlü yerim diyor. Adama versek yamulacak adama. Ben sizinle aynı durumdayım ya. Gerçekten yiyebileceğimi düşündüm. Bir de bu ortaymış, bir de bir orta daha varmış, 6 milyon. Hadi abi sen bize gezdir. Daire formatına geri dönüyoruz. Abi bahçe böyle... Çok güzel formatta, keşke yiyebilsem ama bu Exatlon'da da yenilen şeydi. Bu senin yediğin Exatlon'da yenilen, aynen. Abi helal olsun gerçekten. Exatlon'u izlerken de dedim ya. Bir dakika dur. Senin için o kadar az acılı oldu.